bakıyorsun işte. Burada öküz. Ya yanından çıksam mı acaba ya? Ama ben haklıyım kardeşim. Böyle bir durumda onun benden özür dilemesi lazım. Hani yanına çık falan gibi. Öyle bir şey yok ya. Selam. Selam. Buyurun. Duygu Sezer'le randevum vardı. Yukarıda ikamet ediyor kendileri. Yani zahmet olmazsa bir haber verseniz diyorum. Hale Hanım değil mi? Evet. Tabii siz beni tanımadınız. Hani böyle ajans işlerine falan göndermiştiniz beni. Ya tabii yani hani günde kim bilir kaç tanesini sallıyorsunuz benim gibi. Sallamak derken? Yani böyle hani mankenlik ajansa yollamak falan işlerinden. Biz de gittiydik bir yer ümitlendiydi yırtacağız falan diye. Ben seni bir yerlerden hatırlıyorum, evet. Yok mu bizim Gülfem Sipahi ya? Onun nefilesinde hani ben yürüdüydüm. Tamam tamam hatırladım. Yontulacak ama iş var demiştim sana. Yontulacak derken? Dur sen bakayım şöyle bir. Dön bakayım. Evet evet. Sende hala iş var. Demek sen de Gülfem'den ayrılıp Gülruh'un yanında mankenliğe başladın. Yok ya öyle. Mankenlik falan daha çok ben hani getir götüre falan bakıyorum. Ayakçıyım. Kendisi ofis boy demek istedi. Nasıl? Nasılsın Hale'cim? Görüşmeyelim. İyiyim çok teşekkür ediyorum. Ne komik. Gülfem'den ayrılan herkes soluğu Gülruh'un yanında alıyor. Sorma. Biz geçelim mi? Ama sen gözümün önünden bir yerlere ayrılma. Seninle daha sonra daha yakından ilgileneceğim. Gürü gerçekten canının dişine takıp çalışıyor. Kız o kadar çok çabalıyor ki ya. Küçük detaylara bile o kadar titizleniyor anlatamam sana. Biz iki aydır bu defile için hazırlanıyoruz. Ve gerçekten her şeyin en iyisini hedefliyoruz. Ki zaten bu yüzden Gülfem Sipahi'nin yanından ayrıldığını duyar duymaz seni aradım Hale. Hale mutlaka bizimle çalışmalı dedim. Şimdi biliyorsun ki Duygucuğum Hale bizimle çalışmalı diyen tek marka siz değilsiniz. Şimdi söyle bakalım. Gülfem Sipahi gibi bir markadan ayrılıp piyasada adını onun taklidi gibi duyuran henüz markalaşmamış bir atölyeyle ben neden çalışayım? Biliyorum. Piyasanın gözünde Gülfem Sipahi'nin gölgesindeyiz. Bunun farkındayım. Ama inan bana bu önyargı sadece ilk defileye kadar sürecek. Halicim bak ben seni iyi tanıyorum. Sen yeniliği seversin. Bak farkındayım. Karşında yeni doğmuş bebek adımlarıyla ilerleyen bir marka var. Sen imzanı attığında bu markanın karşılığını alacaksın demek bu. Aa, merak etme Duygucuğum. Ben her yerde imzamın karşılığını alırım. Yapma Halicim. Yıllarca Gülfem Sipahi'nin yanında çalıştın. O kadının adını ezmediği, gölgede bırakmadığı bir imza düşünemiyorum. Sen ne yaparsan yap Gülfem yazdı. Ama eğer bizimle çalışırsan, bizim için çorbaya attığın tuz bile sana yazacak. Yani bilemiyorum, düşünmem lazım Duygucuğum. Ama en son kararı vermeden önce bir Gülruh Sipahi ile konuşmalıyım. Çünkü biliyorsun ki ben sadece senin için bir ayrıcalık yaptım. Normalde PR'cılarla değil, ben markanın kendisiyle masaya otururum. Tabii. Gürü buna çok sevinir. Neyse ben seni geçireyim. Gülfem Sipahi erkek kreasyonuyla göz kamaştırdı. Ne günlerdi be. Ofis boy. Mert. Mert. Ben seni arabana kadar geçireyim istersen. Gerek yok canım. Mert, Mert, Mert. Seni aklıma kazıdım. Burada çalışsam da çalışmasam da aklımdasın. Hayırlısı. Var
Vay be. Şaka maka Hale'yi tanıyorsun. Eski günlerden. Eski günler? Podyumlar, modyumlar falan. Podyumlar, modyumlar. Ne alaka? Ne yani, ben beceremez miyim? Senin o Hale Hale diye dört döndüğün kadın var ya... ...zamanında beni keşfetmişti. Seni keşfetti. Ne yaptı, seni podyuma mı çıkardı? Hani inanmıyorsan... Al buyur buradan bak. Bir saat ofis boşuz idare edersin herhalde değil mi? Hadi. Resmen mankenlik yapmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.